Atletizm Ansiklopedisi'nin sayfalarında bugün Sayın Altan Türkeli var. Eski milli atletlerden Vasfi Özçelik, Nazmi Balasar soruyor, Altan Türkeli yanıtlıyor, sayfaları çeviriyoruz. Altan abicim, iyi günler diliyorum. Sağ ol. Atletizm camiasının hayatta olan en eski abilerimizden birisiniz. Çok zengin anılara sahipsiniz. 1937 yılında Ankara'da doğduğunuzu biliyoruz. Kısaca atletizme kaleci olarak başlamışsınız. Evet. Bize anlatabilir misiniz? Hacı Doğan Mahallesi'nde oturuyorduk. Akçıl'ın babaannesiyle aynı evde 14 sene beraber oturduk. Çok yaramaz bir çocuktum. Bütün mahalledeki çocukları döverdim. Ellerinden anneleri tutardı, anneme şikayete gelirlerdi. Zeki Hanım oğlunun terbiyesini ver, şu çocuğumun haline bak diye beni şikayet ederlerdi. Kaleciliğe nasıl başladınız? Oradan atletizme nasıl geçtiniz? İşte Uçan Spor diye bir şeyimiz vardı, kulübümüz mahallede. Mahalleler arası futbol maçı oynardık Gazi Lisesi'nin bahçesinde. Ondan sonra işte Güneş Spor'da beni görmüşler. Avni abi de o Güneş Spor'un sahibi Avni bulduk bildiğim kadarıyla Avni herhalde. Kaleciliğiniz var orada. Beni görmüş şeyde Gazi Lisesi'nin bahçesinde oynarken beni Güneş Spor'a aldı. Gel dedi idmanlara çık şey yap dedi seni dedi çok iyi kalecisin. Ondan sonra işte Sami abimin sayesinde atletizme başladım. Kaleciliği bıraktırdı bana. Atletizme başladım. 14 bin yer atletizm sahasıydı. Atletizm pistiydi. Portatif tribünler vardı. Şu andaki atletizm kapalı spor salonunun olduğu yer. Kapalı spor salonunun olduğu yer atletizm sahasıydı. Portatif tribünler vardı. En az idmanımızı seyretmeye 2000 kişi gelirdi. O dönemlerde. Portatif tribün tıklım tıklım dolardı. Bizi seyrederlerdi. Ekrem Koçak, Osman Coşkun, Nazım İşli. Bir dönemin efsane atletleri. Efsane atletleri vardı. Onları Fahir Özgüden rahmetli seyretmeye gelirlerdi. Yani işte Ayhan Uçak vardı. Kaç metrelik bir yarıştı Altan abi bu? 600 metre. 600 metre. 1 dakika 35 saniye. Kimler vardı o yarışta hatırlayabiliyor musunuz? Ya işte bir Ayhan Uçak vardı o zamanın meşhurlarından. Yine bir arkadaş daha vardı onun ismini hatırlayamadım. Nedir atletizm yapanları geçtim. Hacı Doğan'da bir gazoz fabrikası vardı. Onun aralığı vardı. Hep orada koşardım ben. Boyuna dönerdim. Orayı 25-30 defa dönerdim. Atletizme böyle adım atmış oldunuz. Evet. Toz yuttunuz. Atletizm sahalarının tozunu evet. Yuttunuz. Yutuş o yutuş. Evet. Kaç yıldır devam etti bu toz yutuş Altan abi? Valla işte 52'de başladım. Maşallah. En son işte şu bu formayla 79. 79. Büyük Atatürk Koşusu'na en son bu formayla koştum. Şimdi oraya geliyordum Altan abi. Bildiğim kadarıyla Türkiye'de Atatürk yarışını en fazla koşan kişi siz misiniz? Evet benim 61. Birazcık oradan bahseder misiniz? 61 defa koştum. Maşallah. Ayrıca masterlar yarışı yapılırdı Anıtkabir'in çevresinde evet. Sabahları 3. Kaç defa koştunuz Altan abi Atatürk yarışını? 61 defa. Bu 61 koşu içerisinde unutamadığınız, hafızanızı lütfen bir zorlayın. Unutamadığınız en güzel anısı, hepsi çok güzel şüphesiz. Ama bir tanesi vardır ki çok önemli. Lütfen onu anlatın. Bir tanesi var. Tam postane yokuşuna çıkıyoruz. Arkamdan bir taksi geliyor, ticari taksi. Boyuna korna çalıyor. Yanımda da Rıdvan Şardağ var, Eskişehirli. Beraber koşuyoruz. Arkamdan boyuna korna çalıyor. Dedim bu niye çalıyor? Niye çalıyorsun dedim. Çekil dedi. Ne dedi yolumun önüne, arabanın önüne çıkıyorsun. Defol dedi. Ondan sonra taksiden indi. Tornavidayla üzerime geldi. Tornavida çekti bana. Orada da trafik polisi vardı. Üzerime gelince ben bir tane yumruk attım.
Bu yarış esnasında mı oluyor? Yarış esnasında oluyor. Trafik polisine dedim, memur bey dedim, şikayetçiyim dedim, davacıyım dedim, şey yapın dedim. Yakalayın. Yakalayın dedim. Geliyorum, yarışın bitsin geleceğim dedim. Kaçıncı oldunuz abi? Bu olaylar yaşanıyor ve dereceye giriyorsunuz. Ve vallahi işte o zaman kaçıncı oldum hatırlamıyorum. Benim bildiğim bir ilk ona girmişleriniz var ama rakam veremiyorum. İlk on var. Bu olaylar vardı. Olaylardan sonra. Zaten masterlarda koşuyordum o zaman. İşte bu olay oldu. Sonra ben döndüm geldim. Bizim hakemlerden şey neydi? Ayhan mıydı? Ayhan Bal vardı. Altan abi sadece koşmayla atletizmi devam ettirmemişsiniz. Değişik branşlar da var. Yani evet. Benim edindiğim araştırmalarımda. Bir de 50 kilometre yürüyüş Türkiye rekorunuz var. Evet. Biraz da ona değinebilir misiniz? Şeyde Abant Gölü'nde 8 tur döndüm. 4 saat 52 dakika 29 saniye yürüdüm. Hasan Öz'e aitti rekor. 4.54 ile. Ben 4.52.29 ile kırdım rekoru. Fakat o rekor... Arşivlerden bir resim bulduk. Çok dikkatimizi çekti. Sayın İsmet İnönü ile şu resimde gördüğümüz evet. Bir anınız var. Kısaca onu anlatabilir misiniz? İşte Atatürk Orman Çiftliği'nde Marmara Oteli'nin olduğu yerde karşılaştık. Bize ne koştuğumuzu sordu. Dedim maraton koşuyoruz paşam dedim. Ondan sonra size dedi talebe versem çalıştırır mısınız dedi. Çalıştırırız paşam dedim. Bir fotoğraf şişman bir arkadaş vardı fotoğrafçı. Onu çağırdı. Gel dedi seni çalıştıracaklar dedi. Biraz dedi çalış koşla dedi kilo ver dedi. Öyle bir anımız oldu. Çok. Altan abi sende kayıt çok. Yani tarih gibisin maşallah. Şimdi bu gördüğümüz bir resim var. Bu resimde zannediyorum Samsun'dan getirilen bir bayrak. Evet. Ve o dönemde de dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar var. Menderes var rahmetli. Genelkurmay Başkanı falan var. Bu günkü olayı bir anlatır mısın bize? Bu şeyde Atatürk kursunda gençlerde birinci olan bir de büyüklerde birinci olan Cumhurbaşkanı'na bayrağı verirdi. Ekrem abi rahmetli Allah rahmet eylesin. Ekrem Koçak. Büyüklerde Ekrem yıl Koçak. Yıl kaç abi? Hatırlayabiliyor 1956. 56. Ekrem Koçak verdi. Büyüklerde çıktı. Gençlerde ben çıktım. Cumhurbaşkanı'nın huzuruna. Maşallah abi. Çok güzel anılar. Evet. Çok güzel anılar. Evet. Altan abi. Çok güzel bir insan ve bizim de hepimizin de sevdiği bir insandı Besim Hoca. Besim Hoca evet, rahmetli. Çok... Besim Aybars. Onu senin ağzından dinleyebilir miyiz abi? Besim Hoca 1953 yılında şeye gitti. İsviçre'de Avrupa Şampiyonası'na gidiyor. Orada Zatope'yi görüyor. Zatope'nin idmanlarını seyrediyor. İsviçre'den geldi. Zatope'nin idmanlarını bana tatbik etmeye başladı. 30 tane 200 koşturuyordu. Of. 20 tane 400 metre koşturuyordu. Aynı gün. Aynı gün değil. Farklı günlerde. Farklı günlerde. Bir gün 20 tane 400 koşacaksın Altan bugün diyordu. Ertesi gün 30 tane 200 koşturuyordu. Zatopek'in idmanlarını bana uygulamaya başladı. Ve çok faydasını gördüm. İlk denememde 9-17 3000 metre koştum. Şaşırdı. Kaç yaşındaydın abi o zaman? İşte ondan sonra çok idmanlar bana çok ağır gelmeye başladı. Sürantene oldum. Hmm. Artık yarışlarda koşamaz hale geldim böyle. Yarış anında ağrı giriyordu. Zaten abi, şimdi Besim Hoca bir sürü sporcu yetiştirdi. Ve bu sporcuların başında da çok güzel bildiğimiz abilerimiz var. Evet. Büyük atletler var. Onlar kimlerdi? İşte Hüseyin Topsakal, Ekrem Koçak, Osman Coşkül, Nazım Büşlü, Haydar Ertuğran. Ondan sonra işte Mustafa Kıyıcı. Son dönemde de herhalde Esat Musa. Tarım. Muharrem Dalkılıç var. Muharrem Dalkılıç. Altan abi. O zaman Besim Hoca'nın antrenörlüğü hakkında söyleyeceğimiz güzel şeyler, en güzel şey nedir? Ya demir yollarında çalışırdı, devlet demir yollarında.
Mamat'ta otururdu. Mamat'tan yürüyerek gelirdi sahaya. Her gün gelirdi. Her gün sahaya yürüyerek gelirdi. Ve büyük bir saygıydı bu. Atletizm olan saygısıydı tabii ki. Giderken de trenle giderdi mama. Demir yollarından, istasyondan trene. Yani o günün şartlarında her gününü bu şekilde değerlendirip atletizme büyük şeyler vermek çalıştı. Çok büyük antrenördü ve şey yapardı, böyle 60 tane 100 metre yaptırırdı ileri geri. 16 saniyelik, 17 saniyelik ileri geri, ileri geri. 60 tane 100 metre koşardım. Bir gün dedi, Altancığım dedi, benim işim var dedi, bir yere kadar gideceğim dedi. Sen 60 tane 100 metre koş dedi. Hocam dedim, ben dedim 150 tane koşacağım bugün dedim. Şaşırdı. İşim var gideceğim diyen Besim Hoca o gün gitmedi, oturdu beni seyretti. 150 tane 100 metre koştum. 3 saat 45 dakika sürdü tam. Bu kadar uzun yıllar, 61 yıl içerisinde aşağı yukarı 40 yıl beraber yarıştınız. Evet. En çok siz geçmenize rağmen son 4 yarıştır sizi geçiyor. Geçen. Bu konuda ne dersiniz? Ya ben şey yapardım yani, sevinirdim. Yaşasaydı. Hiç kızmazdım. Keşke yaşasaydı da daha defalarca geçseydi beni. Altan abi, şimdi jandarma gücünde ve özellikle rahmetli Nuri Turan hocamız bir sürü sporcuyu, değişik branşlardaki sporcuyu atletizme kazandırdı. Evet. Bunlardan birisi de benim bildiğim kadarıyla Hüseyin Aktaş. Hüseyin Aktaş. Nedir Hüseyin Aktaş'ın hikayesi abi? Hüseyin Aktaş futbolcuydu. Nuri Turan onu yarışa soktu. 5000 metre yarışında yarıştı. İlk koştuğu 5000'e 17-19 koştu. Yani bismillah sahaya geldi ve 17-19 koştu. 17-19 koştu. Şey yaptı. Ondan sonra Nuri Turan futbolu bıraktırdı ona. Atlet yaptı. Ondan sonra büyük bir maratoncu oldu zaten Hüseyin abi. Ve Hüseyin abi ondan sonra tabii büyük bir maratoncu oldu. Büyük bir maratoncu oldu. Balkan şampiyonu oldu senelerce. Senelerce. Altan abi, yine Besim Hoca'nın çalıştırdığı sporculardan benim de babamdan dolayı çok tanıdığım, çok iyi tanıdığım Haydar Ertuğrul. Evet. Haydar abi, rahmetli. Evet. Rahmetli evet. Haydar abi. O da çok iyi bir insandı, çok büyük atletti. 1955 yılında İstanbul'da Balkan Şampiyonası yapılıyordu. Balkan Şampiyonası'nda maratonda birinci oldu. Balkan şampiyonu oldu. İkinci Mustafa Eldem oldu. 10.000 metrede Osman Coşkul birinci oldu. Ondan sonra 4x400 yarışında Türk takımı birinci şampiyon oldu. O zamanlar Güneş Tecelli ile beraber gitmiştik. Kampta beraber kaldık. Ekrem Koçak 1955 yılında Barcelona'da hem 1500'ü kazandı hem 800'ü kazandı. Hem 1500'ün seçmesini kazandı hem 800'ü kazandı. Ondan sonra Türkiye'ye döndü. Balkan Şampiyonası'na denk geliyordu. 25 bin kişi doldurmuştu stadı. Stadyumu. Mithat Paşa'yı. Yani. Ekrem Koçak'ı görmek için sırf. Altan abi, ya öyle güzel şeylerden bahsediyorsun ki şimdi iki tane rakip ama ayrıca da görüşen, aile içinde birbiriyle de çok samimi olan iki arkadaşsınız. Evet. Orada rakiplik falan bitiyor. Büyük bir vefa ve dostluk var işin içinde. Onunla ilgili Hüseyin abinin yaşamıyla ilgili neler söyleyebilirsin? Altan hocam, özür diliyorum, sözünü kestim. Günümüzde bunlar çok eksik. Evet. Dışarıda da rakipler, aileler de rakip. Evet. Çok güzel anılar bunlar, lütfen. Ben jandarma gücünde askerdim. Yarış vardı 19 Mayıs stadında. 5000 metre yarışı beraber Hüseyin abiyle beraber koştuk. Ben Nuri Turan hocam ben evci çıkardım ve kız arkadaşım vardı. Kız arkadaşımla çok geziyorum diye beni cezalandırdı. Bundan sonra dedi okulda yatacaksın dedi. Jandarma Subay Okulu'nda. Evcilik yok. Evcilik yok dedi. Eve gitmeyeceksin dedi. Beni okulda yatırmaya başladı. Derken işte yarış vardı. 5000 metre yarışına girdim.
Hüseyin abiyle beraber koştuk. 15-37 ile ben birinci oldum. Hüseyin abiyi geçtim. He. Hüseyin abiyi geçince Nuri Turan, rahmetli Nuri içinde yatsın, dedi serbestsin artık dedi, eve gidebilirsin dedi. Hüseyin abinin sayesinde evcilik yerinden geldi. Tekrar evci çıkmaya ama başladı. Ama siz ayrıca görüşürdünüz, gidip orada yerdiniz, arkadaşlarınız evet. Öyle de devam ediyordu. Ederdi evet. Onlar bize gelirdi, biz onlara giderdik. Ailece öyle, de çok çok iyi görüşürdük. Güzel dostluklarımız çok, vardı. Çok iyi görüşürdük. Her sene şeye giderdi, Haymana'ya, Kaplıcalar'a giderdi rahmetli. Nur içinde yatsın. Altan abi yine Addezim Camiası'nı iz bırakmış abilerimizden. Yaşar Kartal hakkında bizi bilgilendirir misiniz? Yaşar Kartal'la çok iyi görüşürdük. Çok iyi arkadaşım, bir can ciğer yani. O kadar iyi bir arkadaşımdı ki. O oğlu, Murat vardı oğlu, üniversitede okuyan. Şeye, ona kiralık ev aldı. Beraber yarıştınız mı? Yaşar abiyle birlikte yarıştınız mı? Çok yarıştık. Şeye, Hürriyet gazetesinin tertiplediği dedeler yarışında yarıştık. Mustafa Kıyıcı, Yaşar Kartal, ben. Beraber çok yarıştık. Dede oğlu hala yarışmaya devam. Evet. Evet. Addezim il temsilciliği falan var Yaşar abinin. Addezim, o konulara değinirseniz azıcık. Addezim bir temsilcisiydi aynı zamanda. Addezim'e çok faydası oldu. Çok çalışkan bir arkadaştı. Ayrıca spor mağazası vardı. Oraya giderdim ben. Her gün beraberdik hemen hemen. Altan abi, şimdi 1956 yılı. 1956 yılı benim için çok önemli çünkü ben o tarihte doğdum. O doğduğum tarihte Altan abi ve 3 tane takım arkadaşı beraber Ankara Gücü'nde evet. Bir yarışa girdiniz. Hüseyin Topsakal, Haydar Ertuğran, Nazım İçli, ben Ankara Gücü takımını teşkil ediyordum. Evet abi. Ankara Gücü takımıyla 1956 Atatürk Koşusu'nda şampiyon olduk. Kupa aldık. Atletizm Ansiklopedisi'nin diğer sayfalarında buluşmak üzere. Hoşça kalın.